teklifi emirle tekvini emir var ya. Evet. Tekvini emir cebir mi oluyor? Zorlamış. Tekvini emir. Evet. Tabii ilahi cebir oluyor tekvini. Mecbursun yani. Mecbursun. Yapmama durumun gibi bir şey yok. Çünkü yani burada tabii ifade etmek için cebir deniliyor. Şimdi cebir sanki bir varlığın başka bir varlığı cebren bir şeyi yaptırması gibi anlaşılıyor. Ama o olay yani, cebriyecilik, cebriyecilikten farkı bu işte. Yani cebir oluyor ama nasıl cebir? İlahi cebir diyoruz zaten. Cebriyecilikte bir varlık başka bir varlığa zorla yaptırır. Bu cebriyecilik. İbn Arabi Hazretleri'nin anlattığı cebir ne? Bu varlıktan başka varlık yok. Bu varlık yaratmış olduğu ilmindeki ilmi suret olan bu varlığa, yani hakikate müstakil varlığı olmayan, Allah'ın varlığından varlık alan bu varlığa emretmiş oluyor bunu yap diye. Bu da yapmış oluyor. Evet. Buradaki cebriyecilik, buradaki cebir, cebriyecilik mezhebinin anlattığı cebir değil bu. Orada ikilik var. He, orada ikilik var cebriyecilikte. Tabii iki ayrı varlık söz konusu ama İbn Arabi'deki cebir iki ayrı varlık söz konusu değil. Tek bir varlık. Tevhid penceresinden baktığımızda. Tek bir varlık ilmindeki ilmi surete dilediği şekilde. Bu neye benziyor? Örnek verdik ya, ben hayalimdeki Ayşe teyzeye, Fatma teyzeye tarlayı çapa yaptırıyorum. Şimdi cebir yapıyorum. Ayşe teyze, Fatma teyze çapa yapıyor. Evet. Nerede yapıyor? Hayalimdeki Ayşe teyze. Evet. Dışarıda değil ki. Bende. Benim içimde. Dolayısıyla Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin müstakil bir varlıkları yok ki onlara cebretmiş olayım. O tekvini emir oluyor işte. Heh, işte bu tekvini emir oluyor. Tabii. Ya o peki tekvini emirde serbest bıraktım seni dediği de var mıdır? Yok. Hayır. Dilediğini yap, seni bağışladım dediğinde dahi tekvini emrin hükmü altındadır o kişi. Tekvini emirde serbest kalan kimse olmaz. Yani tekvini emre rağmen evet, karar vermede serbest bırakılan bir kul yoktur. Öyle bir şey yok. İkinci varlıkla gidiyor. Tabii yani. Olmuyor. Hocam gerçekleşen tekvini emir olmuş oluyor. Yaşam. Zuhur eden tekvini emir oluyor tabii ki. En nihayetinde. Bu şeyi hani örneği veriyordunuz ya Ayşe teyze falan. Hı-hı. Olaylar oluşsa tamamen tekvini emir. Evet. Evet. Şimdi yani simüle edersek. Teklifi emir hayalde nasıl oluyor? Bunu yap diyor mu yine? Evet. Teklifi emirde de öyle diyorum. Bunu yap. Burayı çapalama, burayı çapalama. He. Emir veriyorum. Hı-hı. Ama yine kendi kendime diyorum ki yok. Hani şey yaptım. Teklifi emirde şimdi Ayşe teyzeye, Fatma teyzeye burayı çapala dedik ya tekvini emirde. Evet. Ayşe teyzeyle Fatma teyze çapa yapıyor. Evet, evet. Şimdi teklifi emirde de dedim ki akşam üzeri Ayşe teyze git şuradan su doldur da dereden suyu doldur da getir dedim. Bu teklifi. Teklifi emirde. Evet. Yani teklifi emir ibadetler ya, şeriat evet, ya. Evet. Şimdi ben namaz olarak vermedim örneği, su evet, doldurmadan evet, verdim. Ayşe teyzeye dedim ki akşam üzeri git dereden kovaya su doldur getir eve dedim. Bunu teklif olarak söyledim. Evet. Kendi kendime. Oyun evet, oynuyoruz ya, senaryo evet, ya. Evet. Ondan sonra içimden tekvini emirden dedim ki Ayşe teyze ben sana evet, akşama su doldur kovayla getir dedim ama çok sen su doldurup sen son su doldurup getirmeyeceksin. Yorgunluğunu bahane edeceksin, getirmeyeceksin. Su doldurmayacaksın dedim. Bu da tekvini emir işte. Evet, o da tekvini emir. He. O da su dolduramaz. Getirmeyecek yani. Zaten yorgunluğunu bahane edecek, getirmeyecek. Zaten hocam teklif bir emirle tekvini emir çakıştı. Bir üst üste geldiği zaman oluyor. İkisi de örtüşürse, mutabık olursa o zaman güzel oluyor. Yani bu hakikate erenler o zaman bir bakıyor Allah'ın hakkımdaki tekvini emriyle teklifi emri de örtüşmüş. Oh diyor ne güzel Allah beni böyle bir kul etmiş. Çok güzel bir kader oluyor. Güzel bir kader oluyor. Ama tabii örtüşmese bile Allah-u Teala'nın iradesi orada söz konusu olduğu için. Evet. İşte irade yani. İradeye bakan kişi iradenin hakikatini idrak ediyorsa o da sıkıntı duymaz. Yani. Çünkü iradeye baktığı için evet Allah'ın iradesine göre cereyan ediyor. Ve onun dışında bir şeyin cereyan etmeyeceğini, iradeye rağmen bir şeyin cereyan etmeyeceğini bildiği için o da huzur bulur. İrade de direkt zata çıkıyor değil mi hocam? Tabii irade zatın iradesidir. Zatın iradesidir. Orada yine yapacak bir şey olmuyor. Herhalde ya. Yani. Yapacak hiçbir şey yok. Teslim olacaksın. Bu ilme vakıf olan aynel yakın olarak yaşayan insan hasetlikten her şeyden sıyrılır. Kurtulur. Sıyrılır. Kurtulur. Tabii. Senin kaderin böyle, onun kaderi öyle, benim kaderim kabullenir böyle, bunu, görür. Tabii. Yani böyle. Böyle. Olan olayı olduktan sonra ha bu böyle onun kaderiymiş der. Eyvallah. Kabul eder. Vay niye öyle yaptın? Öyle yapmasaydın böyle olmazdı. İşte böyle yaptığın için şöyle oldu. Bu sorgulamadan, bu bağırıştan, çağırıştan kurtulur. O ilmi bilmeyen kişi hocam. Tabii o ilmi bilmeyen kişi itiraz eder. Bağırır, çağırır. Ben böyle yapma demedim mi sana? Bak böyle deseydin, böyle yapsaydın şu olacaktı, o olmadı, bu oldu. Böyle bağırır, çağırır öteki de. Hocam